Şimdi de tedavide kullandığımız, bu kadar faydalı olduğunu düşündüğümüz ozonu nasıl kullandığımızı anlatmaya çalışacağım. Büyük ozon denilen ya da majör ozon dediğimiz uygulamada hastanın kanı alınır, ozona maruz bırakılır, sonra damardan geri verilir. İkinci küçük ozon, buna minör ozon da denilir, aşıda yapılır. Bu immün sistemi uyanık tutmak için yapılan bir uygulamamızdır. Bölgesel ozon uygulayabiliriz. Bunlar içerisinde eklem içine yapılabilir. Ağrılı bölgede ağrı kesici olarak yapılabilir. Cilt gençleştirmede, estetikte, yüz güzelleşmesinde, işte saçların dökülmesini önlemede kullanabiliriz. Yağ eritmek için bölgesel incelme amacıyla yapılabilir. İşte gıdı bölgesi, karındaki yağların eritilmesi gibi. Yaralı bölgenin daha çabuk iyi olması için yine enjeksiyon uygulaması yapabiliyoruz. Dördüncü şekli torba uygulamasıdır. Bu da yaralı bölgeyi bir torbaya alırız. İçine ozon oksijen karışımı gazı verdiğimiz zaman o bölgede düzelme, iyileşme çok daha hızlı olmaktadır. Beşinci uygulama şeklimiz rektaldir. Eğer kişiye büyük ozon yapamıyorsanız, damar yolu yoksa kişiye rektal uygulayabilirsiniz. Bazı hastalıklarda özel olarak rektal uygulamada tavsiye edilmektedir. En sık kullandığımız bunlardır. Teşekkür ederim.